Kocaeli Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz önemli bir müsabakaydı bu müsabaka bizim açımızdan da. Puansız bir takım olarak gelmiştik. Şimdi puanla dönüyoruz. Bu önemli bir aşama mıdır? Evet. Birinci müsabakada gerek fiziksel, gerekse teknik ve taktik değerler lehimize olmasına rağmen o müsabakayı kaybettik. Bu müsabakada da sağ duruşumuz iyi. Fiziksel olarak son 10 dakikaya kadar alanda durduk. Ancak dediğim gibi gol pozisyonlarından yine faydalanamadık. Fakat doğru oynamaya yönelik iştahımız ve düşüncemiz devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz, biraz önce de şeyde de konuştum. Teknik ve taktik gelişebilecek olan davranışlar, yani taktik davranışlar, geliştirilmesi en kolay olan tavırlar ve davranışlardır. Eğer bunları biz doğru oyuna birleştirebilirsek, bu ligde yabancı gibi ilk defa bu ligde oynuyoruz. Yabancı gibi gözükebiliriz ama değiliz. Yani bu ligi artık bu maçtan sonra bu ligin takımıyız ve buradan kendi amacımıza yönelik Süper Lig'e çıkışı sağlayabilir miyiz? Sağlanabilir. Ama dediğim gibi doğru oyunu ve sağ duruşlarımızı biraz daha iyi çalışmamız gerek. Tedirginlik, kaybetmeme korkusu. Bakın, bu toplum ve spor yöneten anlayışla bu soruyu oraya yönelseniz bence daha doğru bir hedef olacaktı. Bugün o sahada rakip takımın hocası için birinci dakikadan itibaren söylenen sözler var. Benim kaygılarım var. Türk antrenör olarak benim kaygılarım var. Ama benim biçim yok. Sörüm de yok. Eğer onlar olsa daha farklı olabilir. Bakın biz aptal değiliz. Türk antrenörü hiç de geride değil. Ama ne var? Kaygılanıyoruz. Biz kendimizden emin değiliz. Biz tedirginiz. Biz ne zaman gönderileceğiz, paket olacağız diye beklemedeyiz. Birkaç tane teknik adamın sözleşmesi çok güçlü ve camiasıyla barışık. Onun dışındakilerin hiçbir tanesinin camiayla veyahut da barışık ya da sözleşmesi güçlü değil. Bakın bu futbolun kaliteli olması her şey yöneticilerden geçer. Bakın bunu unutmayın. Eğer bir takım çok başarılı şampiyon oluyorsa birinci müsebbibi yönetimdir. Eğer başarısızlık da varsa birinci müsebbibi yönetimdir. Bakın biz bir yıl eğitim alıyoruz. Ve benden de çok çok iyiler var aşağıda, gençler, yani dinamikler, altyapılarda çalışanlar. Sadece anlayışı değişeceğiz. Nürnberg maçına gittim ben Almanya'da. 52 bin seyirci var. Nürnberg 2-0 kendi sahasında yenildi. Kümeye düştü. Bütün tribünler beyaz mendil ve bütün takım bütün tribünleri dolaşarak alkışla gitti. Sence biz böyle Türkiye'de böyle bir şey yaşanmış olsaydı radyolar, terlikler, ayakkabılar ve radyo şeyler, cep telefonları hepsi sahadaydı. Şimdi bu ama bir şeyi kabul ediyorum, eleştiriyi. Şimdi yani buna önem vereceğim. Bir taraftar olarak, futbolu seven birisi olarak neden şut atılmadı dediniz? Onu dikkate alacağım. Alacağım yani. Sizi dikkate alacağım. Çünkü siz kamuoyunu temsil ediyorsunuz burada. Öyle değil mi? Dikkate alacağım. Söz dikkate alacağım. Okay. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu baskıyı mesela biz de farkında olmadan oyuncuya hissettirebiliriz ama oyunculardan istediğimiz hızlı oyun. Zaten benim şahsım direkt oyun üzerinde 35 yıldır
o oyunu oynuyorum. Oynatıyorum. Dolayısıyla bu oyunu hızlı oynayabilmek için oyuncularımızın da hızlı olması ve hızlı düşünmesi gerek. Bunu sağladığımız takdirde başarabiliriz. Daha hızlı oynayabiliriz. Şimdi bu sorunun içerisinde neden Edirne'den öteye gidemediğimiz de var ya, onu sormadı tahmin ediyorum. Şimdi hızlı oynamalıyız. Doğru oyunun nasıl oynandığını oynamalıyız, becermeliyiz, yapabilmeliyiz. Şimdi oyuncularımızın, kenar oyuncularımızın eksiklikleri ve onları harekete geçirecek pasların atılması da önemli. Ama dediğim gibi yani tamam, belki zaman zaman yavaş oynadık. Bu tedirginlikten ve baskıdan geliyor. Ama daha hızlı oynamalıyız, evet, katılıyorum size. Başarabilir miyiz? Başarabiliriz yani, sonuçta iyi oyunculara sahibiz. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz.